Bir önceki videomuzda jQuery Data Table projeye entegre edilmesi, kullanımı e, ve Türkçeleştirmesi ile ilgili işlemleri incelemiştik. Ancak şöyle bir sorunumuz vardı. E, o sorunu ben e, açtım. Onu da sizinle paylaşmak için ek olarak, o videoya ek olarak bu videoyu çektim. Buradaki kısımlar çalışmıyordu. E, hani buralarda kullanacağımız zaman e, sorun yaratacaktı bizlere. Şu anda herhangi bir sıkıntısı yok. E, doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl yaptığımı, nasıl bir yöntemle bunu başardığımı söyleyeyim sizlere. Şöyle, en başından gidersek, jQuery Data Table'ı projemize kurduk, geldik, buradaki tablomuza id'sini verdik ve buradaki fonksiyonumuzla, script.txt, javascript tagları arasında, yani script tagları arasında buradaki fonksiyonumuzu yerleştirdik. Dil kodlaması için gerekli kodu yazdık. Buradaki işlemimiz bitti. Buraya herhangi bir JS dosyası eklemesi yapmıyoruz. Daha sonrasında e, şu, şu iki tanesi, bu iki tanesi neredeydi? Şu iki kodumuz, bizim admin layoutumuzun en altındaydı. Bir önceki videodan hatırlayacağınız gibi, şu kısımda admin layoutumuzun en altında buradaydı bu iki kod. Ben bu iki kodu aldım. Bu iki kodu aldım. Bu ikisini. Burada e, şurada jQuery Data Table ile ilgili eklemiş olduğum referanslarımın hemen üstüne ekledim. Ayrıyetten, projemde jQuery 3.3.1 e, yani admin layoutumda bunu yorum satırı haline getirdim. Yani kaldırdım devre dışı bıraktım. Bu şekilde e, çalıştırdığımızda e, herhangi bir problemimizin olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Buradaki kısımlarımız ve buradaki alanlarda normal bir şekilde çalışıyor. Testini de yapmıştık az önce. Herhangi bir sıkıntı yok. Bu alan da düzgün bir şekilde çalışabiliyor. Sadece e, projemizde 1.8 yani templateimizde 1.8.3 e, sürümü kullanıldığı için bu kodları da en üstte aldığımda herhangi bir şekilde hata vermedi. Diğer şekilde bu kodları kapattığımda hata veriyordu. İkisini birlikte e, açtığımda Muhtemelen yine hata verecektir. Yani 3 1, 1 versiyonunu versiyonunda açtığımda gördüğünüz gibi yine hata veriyor arkadaşlar. Hani projede kullanım açısından bunu daha öncesinden de tespit edebilirsiniz. Sonrasında böyle bir çözümle biz al, almış olduğumuz template'imize bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar. Şu anda herhangi bir şekilde problemsiz bir şekilde çalışmakta bu şekilde devam edebiliriz arkadaşlar.